Herkese selamlar arkadaşlar, çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Ondan önce şunu söyleyeyim, hatırlarsanız söz vermiştim yeni futbol kanalımda video gelecekti. İlk videoyu paylaştık, ikinci videoda bu pazar direkt futbol sahasından ben kalecilik yaparken çektiğimiz video gelecek abi. Onu da beklemede kalın. Yeni kanalın linkini açıklamaya bırakıyorum. O kanala abone olun ve bildirimleri lütfen açın. Video bu pazar geliyor. Şimdi bu videomuzun konusuna geçecek olursak da bir Fred oyuncumuz en çok Diamond'a çıkıp direkt düşmüş ve kendisinin Imo Elo'da çok rahatlıkla oynayacağını, aim'inin çok iyi olduğunu falan söyledi ve biz de kendisini kanıtlaması için bir Imo lobby kurduk ve kendisine bir şans verdik. Bakalım nasıl bir maç olacak. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi hızlı geçebiliriz. Let's go. Arkadaşlar çok kısa bölüyorum hemen hızlıdan. GTA 5'iniz varsa bu kısmı kesinlikle geçmeyin. Çünkü çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Açıklama kısmının üstüne bir tane link bıraktım. O linkte şunu anlatıyorum. GTA 5'iniz olup da gelip bizim sunucuya katılırsanız, hem bizimle birlikte canlı yayınlara katılmış, aynı zamanda da sunucuda belirli leveller atladıkça da Valorant puanı ödülleri kazanıyorsunuz. Bunlar çekiliş falan değil. Tamamen sunucumuzu, ailemizi, çetemizi büyütmek için yaptığımız bir etkinlik. 7 level olduğunuzda 1040, 14 level olduğunuzda 1850, 21 olduğunuzda da 2350 Valorant puanı ödülü veriyoruz. Yapmanız gereken tek şey açıklama kısmının üstteki linke tıklayarak videoyu izlemek ve orada söylediklerimi yaparak gelip aileye, çeteye katılmak. Hem birlikte oynayacağız hem de ödüller almış olacaksınız. Bunu da hatırlatayım dedim. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Evet, kahramanımız Berat çıktı. En yüksek rankı Diamond 1 olmuş ve genellikle böyle Platin Çelo'da oynamış. Bakalım imoların içerisinde nasıl bir performans gösterecek. Ayrıca şu an sezonun yenilenmesinden birkaç gün geçti. Ranklar sıfırlandı. O yüzden şu anda Gold rankı. Platları da Gold'a attığı için normal olarak rankı şu anda. Ama genelde Plat 3 oyuncusu. Şimdi kendisiyle bir selamlaşalım. Berat hoş geldin. Selam. Hoş bulduk abi. Hoş kendine abi. Güveniyor musun Berat? Güveniyorum abi. Buradaki abilerin hepsi Immortal'a çıkmış. Şu anda da rankları Yücelik, Immortal arasında. Oyuncular bakalım nasıl performans göstereceksin. Aim'in iyi. Hakkını vermek gerek ama game sense ve oyun bilgisi çok çok önemli. Bakalım nasıl olacak. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar maçımız başlıyor. Berat'ın ismi Viplons. Bakalım nasıl bir maç oynayacak. Bok gibi. Mid'e pikliyor şu anda. Mid'den pikleyen herhangi kimse yok. Geri gelip Ozan A'ya rotate atacak. Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Imoların içinde dediği kadar oynayabilecek mi? Aa, iyi atladı. Güzel. Solu duvar geldi. Aha, burada yapamadı. Biraz piki kötüydü. Maçın devamını izleyelim biz. Burada Cry. Tek kalmış, birini düşürdü ama maalesef daha fazlasını yapamıyor. Evet, rankınız Plat Diamond olduktan sonra Immortal'ı böyle kolay diyebilirsiniz. Size zor gözükmeyebilir ama gerçekten Immortal Elo'da oynamak çok zor. Özellikle yüksek Immortal Elo'da oynamak aşırı zor bir alışkanlık istiyor. O yüzden öyle basit almamak lazım ama göreceğiz bakalım. Umarım arkadaş iyi oynar, kendisini gösterir. Burada backside'a pusmuş kendisi. Ben sadece Berat'ı izlemeye çalışacağım arkadaşlar. Diğer şeyleri kaçırsak da olur. Önemli olan Berat'ın oyununu görelim. Heyecanlı duruyor biraz. Yani risk almamaya çalışıyor. Şu an Eko'yu kazanıyorlar gibi ya. Üstünü çek dedi. Duvar üstü boş. Bakalım Berat ne yapacak? Hadi oğlum Berat. Vallahi güzel duvar var burada. Bombayı koruyacaklar. Spectre attılar Berat'a. Çocuklar da Berat'a oynatmak istiyorlar bak. Hadi Berat oğlum. Güzel, bir kill alıyor. Abi bir şey diyeyim mi? Fena değil çocuk. Vallahi fena değil dedik öldük. Maşallah dediğimiz bir gün yaşam. Bir şey diyeceğim. Yani oyunu falan böyle oyalamaya çalıştı ya. Bence kötü değil arkadaş. Gerçekten. Direkt orada böyle mal gibi pikleyip öle de bilirdi. Birini düşürdü. Bayağı da oyaladı. Canı az kalmasa onu da vurabilirdi. Silah dezavantajı da vardı. Şu ana kadar fena gözükmüyor. Yani Berat şu ana kadar fena gözükmüyor. Bakalım silah roundunda ne olacak. Chatte yazıyorlar heyecanlıdır diye de. Aynen heyecanlıdır kesin. Normal. Yaşı çok az. 12 yaşında. Onu da söyleyeyim. Yaşına göre de çok olgun birisi aslında. Okey. Kyuzhan. 2 kişi düşürmüş. Kyuzhan 4 vurdu. Kyuzhan. Berat'a da salla. Kral biraz. Canını yedeyim. Kyuzhan. Berat burada bayağı ıskaladı. Ya Kyuzhan kralım. Kral bu arkadaşlar da oynar. Berat nasıl hissediyorsun kendini? Heyecan yapma bak. Gayet iyisin. Berat'ı ben rahatlattım ya. Sıkıntı yok. Vuracak şimdi 30. Evet evet. Abi Berat'ı... inanır mısın? Mouse'u kontrol etmekte zorlanıyorum şu an. Rahat ol oğlum. Biraz nefes avans al. Avans veriyor avans. Nefes Berat al oğlum. Avans veriyor. Avans veriyor. Gel aynen, Berat aynen. Buraya gel.
Berat'ı bak, Berat'a şu an silah falan veriyorlar oynasın diye. Biraz heyecanlı. Küçük kardeşimiz normal olarak alışkın değil. Bakalım burada B'ye doğru yönelen arkadaşları düşürebilecek mi? Burada skalada biraz sova aldı kili. Sıkıntı yok. Biraz seslerini dinlemek dönüyor, istedim dönüyor abi. Ya. Ben mikrofonu dönüyor kapattım. Gel bakalım. Beni takip et. Bakalım Berat info falan veriyor mu? Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Cross koyduğu yerler falan o kadar abi, şey ki. Abi o gel gel sen. Bir de Şerif sıkmıştı. Çök. Vurdun oğlum. Hadi oğlum Berat. Vur onu lan. 30 seconds left. Yapalım o Berat, silah yok. End. Abi Berat. Çocuk bir şey yapacağım, vuracağım, vuracağım diyor. Koşuyor. Yani Şerif'le kafasını yiyor. Üzücü bir olay. Berat'ın rank arkadaşlar plat. Diamond'a çıkmış en fazla. Valla Imola'da rahat oynarım dedi. O yüzden videoya davet etti kendisine. Bana üşenmemiş, özelden yazmış. Spam atmış hatta. O yüzden denemek istedik kendisini. Deşin de çok gereksiz kullanıyor ama. O sıkıntı mesela. Hadi oğlum Berat. Zor. Normal. Demek ki arkadaşlar Immortal neymiş? Zormuş. Oy. Suyu bir neyime bak. Vallahi suyu bir çok iyi. Hadi oğlum Cry. Düşür iki kişi. Vallahi demek ki Immortal O'da oynamak o kadar da kolay değilmiş. Bu arada bu seriyi gerçekten seviyorsunuz. Eskiden de yapıyorduk, çok seviyordunuz. Devamlı olarak yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Eğer siz de katılmak istersiniz, yani bir gün denk gelirse katılırsınız. Genelde Discord'dan veya Twitch yayınlarda yazanlardan yaptık bugüne kadar. Muhtemelen yine öyle olur. Şimdi bakalım Berat nerede oynuyor? Berat A'da bu sefer. Elinde de pompalısı var. Berat'a bir operatör aldırsalar da, bir operatör denese kendini. Burada sage açıldı. Rezi varken keşke açılmasaydı sage. Burada sova birini düşürdü. Berat silah almaya koşuyor. Diğer iki kişi short'tan geliyor. Berat, Berat'a info verseler. İnfosu var şu an. 2 ve 2. Berat vurdu birini Berat. Hadi oğlum Berat, onu da vur. Onu da vurdu Berat. Let's go. Busun oğlum Berat. Oğlum busun bak. Görüyor musun? Ne kadar sumut. Bence OP denetin Berat'a, bakalım nasılmış. Rahat eder mi? Olur. Hadi Berat dene bakalım. Biraz sesleri de dinleyelim. Seçin sen at bolu. Berat drone takip et. A gibi. Gel drone'la. A'yı izleyelim biz Berat gelene A'yı kadar. Çıkırdılar ya ya. Plant ultimiz var. Gelemediler. Yok, Berat gelemedi. Aha bak şu an Berat'a iş çıkabilir. Midden operatörle kesebilir. Beni duymuyorlar bu arada arkadaşlar. Midden operatörle kesebilir. Çıktı mı mid? Çıktı. Ooo. Güzel güzel vurdular valla. Abi o ne ya? Kolay değil mi Berat, değil mi? Değilmiş abi. Düşündüğün gibi değil değil mi? Evet abi. Mikiliyor. Lutox bakalım burada. Ne yapacak? Birime bak. Evet bakalım burada Lutox diğerlerine düşebilecek mi? 3 ve 3 pozisyon aslında. Lutox burada bir kill çıkarabilir. Biri market geliyor. Markete bakarken diğeri geldi. Nük! Birini vuruyor ama ateşle nükü alarak skoru 4-3'e getiriyor. Berat yani ben sende o potansiyeli görüyorum. Sende şu an gerginlik olduğu için o refleksleri de tam ortaya koyamıyorsun. Yani ya insan gerilince işte ben onu diyorum. Biraz nefes al. Sadece oyun oynuyorsun. Valorant oynuyorsun. Burada gerilecek, elin titreyecek bir durum yok zaten. Sonunda ölüm yok sonuç olarak. Sakin ol. Fokustan öyle oyna. Çünkü bak böyle heyecanlanırsan potansiyelini ortaya koyamazsın. Sapır. İmol olduğunu düşünme ya. Platel gibi düşün. Öyle mi? Hani düşünme düşünme de nereye kadar hissettiriyorlar ya. Berat izliyoruz abi. Berat o ne Berat? Öyle olmaz ama. Çok çok hata yapıyor. Haritaya da bakmıyor. Hem var bir tane.
Haritaya bakmaması çok sıkıntı. Bakalım burada defans takımı, Berat'ın takımı retake alabilecek mi? Ekolar ama deneyecekler bir şeyler. Nük arkadan gelmiş. Birini düşürmüş. Kim orayla yakın olacak? Bir bulduk. Nük'ün elinde klasik var. Bir kill daha alırsa çok çok büyük iş yapmış olur burada. Last player standing. Ente. Ente olsun. Sadece kapıyı sesleri dinliyorum. Çok konuşmuyorum şu an. Bir de çayımı içeyim kapıyı taraftan. Ben kapadım. Mit var. Kalabalık ben azıcık. Dönelim mi? Ulti basarım abi. Norve döner oradan ya. Kill var mı? Kill var. Oh. Oh. B koşuyor, B'ye gel. Berat burada oyunu çok iyi okudu bu arada, B geleceklerini. Ah be Berat. Vurdum. Gel kanka, double pick. Soluk. Last player standing. One enemy remaining. Neyse. Ah ulan ente. Ente gayet iyi oynadılar ya. Berat birazcık heyecanlı ya. Aha. Burada Berat ulti açtı. Buraya bir Q gelir mi acaba? Aha, sobadan ulti geldi. Bu sırada açması lazım o ultisini artık. Uçması lazım da ulti esnasında. Adamlar kaostaydı zaten. Aha. Helal lan Berat. Ente. Vallahi suyu bir iyi düşürdü yani karşı takımın MVP'sini. O arkadaş Immo3 Radiant'a kadar yakınlaşmış bir oyuncu yani. Böyle basit alınacak bir oyuncu değil yani. İyi vurdu, kendini kaybetmedi. Sakin sakin bıçakları gönderdi. Saydı, kontrol etmediler. Omen çıktı, bir tane şerifle koydu. Diğerlerini düşürebilecek mi bakalım. Diğerini de düşürüyor. Silahı da var, bomba da onda. Bakalım. Cypher mı? Omen mi? Kazanacak. Göreceğiz birlikte. Burada Omen çok güzel oynayarak round'u alıyor. Gerçekten güzel oynadı. Evet, bakıyoruz abi. Oyun A gibi. Sage Love atacak. Yine Berat'ın alacağı retake'i çok merak ediyorum. Demin yaptığı retake'ler gerçekten çok kötüydü diyebiliriz. Ama şu an B'yi bak, oyunu yine okudu. Yine döneceklerini tahmin etti. Aha bir dakika, karşı takım ne yapıyor peki, onu da merak ediyorum. Dönüyor gibi yapıp dönmediler, sonra yine döndüler. Kararsızlar birazcık. Ataktakiler de biraz kararsız kalmış. Böyle de bir olay var. Oy. Soba, Cypher'ın infosu alındı Soba tarafından. Oyun B. Berat B arka side'dan. Back side'dan. Bakalım kill çıkarabilecek mi? Çok iyi, çok iyi. Oo, Soba'ya bak. Soba ne yaptın oğlum? I know exactly where you are. Bakalım Berat alabilecek mi onu? Hadi Berat koş oğlum. Git vur Berat. Oğlum Samonez neymiş böyle ya? Oy! Busun! Busun Berat, busun. Çocuk adam vurunca ben mutlu oluyorum ya. Futbol kanalına video ne zaman gelecek? Futbol kanalına bak, chatte biri sormuş. Futbol kanalımıza bu hafta sonu muhtemelen bir tane sağdan videomuz gelecek inşallah. Onu da linkini açıklamaya bırakacağım. Şimdiden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Futbol kanalı gerçekten güzel olacak. Bizim işimiz o zaten. Benim gerçek mesleğim kalecilikti. 15 yıllık futbol oynadıktan sonra bırakmak zorunda kalmıştık ama artık YouTube'dan devam edeceğiz. Takip edebilirsiniz dediğim gibi, açıklamada linki. Şimdi oyun ağ gibi. Burada Klox elinde ulti tutuyor. Bakalım burada Berat ne yapıyor? Berat yine döneceklerini tahmin edip geri çekiliyor ama dönecekler mi? Ya Berat'a şu an yanlışlarından birisi birazcık Jett'te hiç agro yapmamış olması. Çünkü Jett'in böyle bir karakter olmaması. Ya Jett'in bu kadar pasif karakter olmadığını biliyordur ama. Gerçi heyecanlıdır ya.
Üzüyoruz bakalım ne yapacak. Berat'ın şu anki oynanışına göre ben Berat'ın Jet'e değil de daha farklı bir karakterle oynaması gerektiğini düşünüyorum. Rolünün bu olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani Cypher veya öncü karakterler daha çok uygun olabilir gibi. Gözcü karakterler daha çok uygun olabilir Berat'a. Yavaş oynamayı seviyor. Bir side tutmayı seviyor. Çok böyle retake'lere de gitmiyor. Çok böyle rotate atmıyor. O yüzden bence Berat'ın Jet değil de gözcü gibi karakterler oynaması daha iyi olur. Sabırlı oyuncu çünkü. One enemy remaining. 10 seconds left. Oy, oy. Oğlum neymiş bu? Aldı mı? Vallahi da aldı. Oğlum suyu bir ne lan böyle? Al lan. Oy, nük çıktı. Bir tane koydu vallahi dedi. Helal. Enti diyelim. Ama enti diyelim. Gerçekten iyi oynadı Suyubi. Neyse. Şimdi taraflar değişti. 6-6 bitti ilk yarı. Bakalım Berat atakta ne yapacak? Önemli olan kısım burası aslında. Hadi o Berat. Hazırsan. Atakta birazcık daha fazla bir şey bekliyoruz senden. Tamam. Bir de rakibe soralım arkadaşlar Berat hakkında yorumlar. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz Berat hakkında? İyi oynuyor. Bir şey düşünmüyoruz abi. Rakibi söyleyecek sözü yok. O kadar. Tamam anladım ben. Hadi iyi oyunlar. Başladık abi. Ataktayız. Herhangi bir silah çekmemiş acaba neden? Parasını tutmuş. Oo, Cypher'ın bombeylere bak. Kribi kırdı. Güzel. X-Side biliyor. Bakalım burada birini düşürebilecek mi? Clocks çok iyi çıktı ya. Piki çok güzeldi. Burada Cry bir kişi daha düşürmeyi başarıyor. Burayı muhtemelen Berat'ın takımı alacak gibi. Aynen. Lutox da ateşi düşürerek ikinci yarıda ilk roundu hanelerine yazdırıyor. Abi devam ediyoruz. Bakalım Berat bu sefer ne yapacak? Mesela bu pick yanlıştı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Böyle çıkılmaz main'e. Bilip aim koysaydı çoktan ölmüştü zaten. Fake atıyorlar gibi. Şurttan oynamayı deneyecek mi? CD'yi kontrol etmeye çalışıyor. Smoke kalkınca sıkıntı olacak ama. Smoke çıktı ve gerçekten sıkıntı oldu burada. Son oyuncunun yerini de biliyorlar galiba. Sage ne yapıyor ya? Aha. Lux geldi birini düşürdü. Nükle onu düşürüyor. 8-6. Okey. Midden marketten giriyoruz tamam mı? Markete bir tane şey at. Ok at. Şimdi skorları gösteriyorum arkadaşlar. Berat'ın 5 kill'i var. 12 kere ölmüş. Bir tane assist var. Yani kötü mü? Kötü sayılır ama bir imo oyuncu olsaydı kötü diyebilirdik. Ama şu an bir plat olduğu için çok da kötü sayılmaz aslında Berat'ın adına. Hadi bakalım beyler. Basın oğlum. Okey. Abi. Pikleri çok kötü. Movement'ları daha çok. Daha doğrusu movement'ları kötü. O yüzden kaybediyor mesela bu fight'ları. Burada Cry birini düşürdü. Spike down mid. Last player standing. Hatayı söyleyeceğim. Bu round bitsin bakalım. Jet mi alacak, soba mı alacak göreceğiz. İki oyuncu da çok dikkatli. Soba headshot atmasına rağmen Emir roundu kazanan taraf oluyor. Arkadaşlar burada Berat'ın hatasını söyleyeyim. Dümdüz giderken pik atmaya çalışıyor. Kapılar mesela kapıdan şöyle kapıdan bu şekil böyle çapraza yürüyerek pik atmaya çalıştı. Ama bu Valorant'ta normal olmayan bir şey. FPS oyunlarında normal olmayan bir şey. Yapması gereken şey solda adam olduğunu tahmin ediyorsa yüzünü sola dönüp sağa doğru hızlı bir şekilde çıkmak. Mesela öyle yapsaydı orada Sage'i vururdu. Sova trade'ini alacaktı ama her türlü orada Sage'i vururdu. Ama böyle çapraza yürüdüğü için veya W ile yürüdüğü için bu zaman çok basit bir hedef haline geliyor. Burada Jet'i düşürdü. Gayet iyi. Yani piklerinde, movement'larında eksikler çok fazla. Bu
Burada da mesela yine aynı şey. Birazcık Movement olayından gitti bu kill. Enti diyelim. Ya bir dakika, biz yanlış kişi izliyormuşuz. Emir izliyorduk biz, pardon. Şimdi Berat'ı izliyoruz. B'ye counter boost atacaklar. Berat backside'e dash attı, gayet okey. Bu dash'ten sonra süzülmez ama adam, yani süzülmek yanlış burada. Direkt yere düşmen lazım hızlı bir şekilde bence. Saat boştu diye herhalde. Bakalım nasıl bir round olacak. Berat'ın biraz agresif alması lazım ya. Korkmaması gerekiyor aslında. Burada birini düşürdü. Çok güzel kill. Çok güzel. Evet oğlum. Burada Sage'i de gördü. Sage'i de düşürüyor. Gayet güzel. 2 kill'le tamamladı bu roundu. Berat tabi karşı takım Echo'ydu ama yine de iyi oynadı diyebiliriz. Bakalım Berat burada. Burada düşürebilecek mi shortta? Şeyi var. Round sonu canavarı var. Valla Fate. Spike aldı, kaçmayı deniyor. Kaçtı da valla. Ama burada dikkatli olması gerekiyor. Omen'ın pozisyonuna güvendi ama Omen CT'yi görmüyordu. Omen bakalım bu round olabilecek mi? Fade'i düşürüyor. Ultisi var. A'ya gidip ulti atıp spike alabilir. Bakalım nasıl bir round olacak. Gördü. Enti. Lox burada nuke'ü düşürdü. Berat burada bir kill alıyor. Diğerini vuramadan öldü. Bence gayet iyi. İyi fight attı orada. Burada Emir geldi. Bakalım burada. Saldıran takımı round olabilecek mi? Cry'dan güzel bir kill geldi. Vurmaya çalışıyor. Kurarsa yeterli olur diye düşünüyordur ama kuramadı. Summoners geldi. Cry'ı düşürdü. Berat'ı orada birazcık geç izledik ama Berat'ın aldığı kill'i gördük. Net olarak gördük. Bence gayet iyiydi. İyi bir sprey attı. Orada Berat bir ulti açtı. Bakalım nasıl bir şey deneyecek. Şurada yine Fate var. Trebi kırdı soba. Fate ulti de attı buraya. Ay 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 ay. Tamam, kaçabildiler. Güzel güzel kaçabildiler. Bir şeyler oluyor ama şu an. Gir oğlum Karambol X-Kral TR. Gir oğlum o Karambol X-Kral TR. X-Kral TR gel kardeşim şuraya. Hadi oğlum Berat. Güzelsin Berat. Enti Berat, enti. İyisin Berat, iyi oynadı, sabırlı oynadı. Valla 9 vurmuş bence gayet iyi. Karşıdaki Immortal da 9 vurmuş. Yani bu çocuk daha ne yapsın? Bakalım Cry burada. Cypher'ı muhtemelen düşürecektir rahatlıkla ama. Evet, Cypher'da düşürerek skoru 11-9'a getirdi. Cry'in aim'i de var ya, tehlikeli yani. Cidden tehlikeli. Geldik 21. round'a. Viplons bakalım burada. Kill çıkarabilecek mi? Çok sakin bir şekilde oynuyorlar. Burada bir counter boost gelecek ama bence acele etseler iyi olur. Evet, çok yavaş oynadılar. Berat burada. Ya, bunlar hepsi arkadaşlar biraz oyun bilgisinden dolayı kaynaklanıyor. Mesela burada ölmesi... Tamamen oyun bilgisi. Birazcık da heyecan diyebiliriz. Bakalım Qzen bu roundu kazandırabilecek mi? Abi burası çok karambol ya. Üstüne çıkıp da düşürebilir birini. Ama Brimstone'lara eğimli. Bakalım Brimstone'u vurabilecek mi? Bunun kırılmasını bekliyor. Litox arkadan geldi, birini düşürdü. Burada Emir de Qzen'i düşürüyor.
Oo, Lotux da smoke içerisinden Emir'i düşürerek skoru 12-9'a getirdi. Atak takımı gerçekten iyi oynadı ya. Evet, geldik abi. Son round olabilir bu Berat'ın takımı için. Berat'ın 9 kill var. En azından ona tamamlarsa güzel olur diye düşünüyorum. Evet, 10. killini alıyor. Cypher'ı düşürdü. Aynen. Evet. Movement'larında gerçekten sıkıntıları var Berat'ın. Geliştirirse iyi olur. Bakalım Nuke ne yapacak burada? İzliyoruz. Oy, birini düşürdü. Oy! Alır mı roundu? Vallahi alır yani. Evet, geldik arkadaşlar. Sonraki rounda bakalım. Berat vallahi 10 vurmuş. 19 kere ölmüş. Kötü de sayılmaz ya. Bence iyi. Burada klasiği var elinde sadece. Bir kişi düşürebilir mi burada? Ente. Çok tatlı bir maç oldu ama ya. Gerçekten izlerken zevk aldım ben. Gel lan Cry. Ente. Evet, 12-11. Bakalım maçı kazanabilecek mi Berat'ın takımı, yoksa maç uzayacak mı? Evet, izlemeye devam ediyoruz. Bakalım burada. Oh, Emir Smoke'dan Q-Zen'i düşürdü. Sage'in rezi var. Keşke. Evet, okey. Kimse hasar almadan buradan kurtuluyorlar. Bakalım midde Fade pickler mi short acaba? Sizleri de dinleyelim abi. Bir çıkaram o smoke'u. Bu el midde kaldım. Yabanı smoke'luyorum. Bekle bekle, midde kaldım. Bir de vurdum. Canım bir. Oynuyorum önden. Boşsun sıra değil mi? Devon altı bak. Devon üstü bende. Şurada 10 saniye. Yerime baksana, yerime baksana. Devon'u smokluyorum. Şorta alın kanka. Şorta kapalı değil. Bekle. Hı hı. Bu ne lan? Kanka, seçiyorsun. Hayat toksik mi ya? Hayvan altı, hayvan altı. 1v1 pozisyon. Nice. Nice. Güzel. Lotux burada roundu alarak abi 13-11 ile maçı bitirmeyi başarıyor. Evet. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Berat'cığım. Çok iyi değildi abi. Heyecanlıydı ya. Heyecanlıydı, onu fark ettik de. İyiydi, evet, iyiydi. Skoru burada bakıyoruz. Yani bu beklenen zaten, normal böyle olması da. Bence 10 kill alması ben hiç de fena değil yani. Çünkü harbiden oyuncular iyiydi gerçekten. Mesela Suyubi, Clocks, Mayonez çok iyi oynuyorlar. Ya yani. Kardeşim o Fade main ne ya öyle? O Fade bölüm abi, sonu canavarı. Nereye gitsem gösteriyor beni ya kardeşim. Kanka çok iyiydi, evet, bir yalan. Dur herkes ya. Çekeyim. Arkadaşlar elinize sağlık. Vallahi gayet iyiydi. Elinize çok güzel sağlık. Bir maç oldu. Zevkli bir maç oldu. Berat hakkında yorumlarınız neler beyler? Olur mu? Valla Berat, bilmiyorum, bu maç çok biraz heyecanlı oynadı. Heyecanlıydı. İşte Mumutları çok kötü. Mesela Mumutların, evet, çok kötü Mumut. Berat, söyleyeyim sana. Mesela W ile pik atmaya çalışıyorsun. Çapraz koşarak pik atmaya çalışıyorsun. Mesela çoğu zaman bundan dolayı öldün. Mesela marketten sol tarafa pik atacaksın o şey oduna. Dümdüz çıkıyorsun abi, böyle W ile pik atıyorsun. Öyle tabii ki öleceksin. Böyle sağa doğru bir wide swing atıp orayı vururdun çok rahatlıkla. Kaç kere öyle pozisyon oldu. Zaten videoyu izlerken kendi hatalarını da az çok anlayacaksın diye düşünüyorum. Senin için de güzel bir video oldu. Bu şekilde. Teşekkür ederim eline koluna sağlık izlediğiniz için. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın YouTube. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.